Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Güzel gelişmeleri sizlere aktaracağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali'ye bir tweet attı. Doğrudan Transate versiyonunu okuyorum. Bölge isimleri için kusura bakmayın. Azerbaycan'ın görkemli ordusu, Zengilan'ın kollu kışlak, Malatkeş'in, Kent Zengilan, Genlik, Velikubeylik, Karadere, Çopdere, Tatar, Tiri, Emirkanlı, Gargulu, Bartaz ve Derlikli köyleriyle Ağabent yerleşim yerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'ındır. Ardından bir tweet daha attı. O tweetinde ise Azerbaycan'ın görkemli ordusu Fuzuli ilçesine bağlı Molla Yukarı Refit Dinli ve Aşağı Refit Dinli köyleriyle Cebrail ilçesine bağlı Şirik, Şeyler, Mesteli Beyli ve Derzili köylerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu Karabağ Azerbaycan'ındır şeklinde çok sayıda köyün kurtarıldığını açıkladı. Açıkça söylemek gerekirse şaşırmadık çünkü zaten sizlere sabah yaptığım videoda Güneş sınırının tamamen kontrol altına alındığını söylemiştik. Yine İlham Aliyev'in yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunun 27 sene sonra Ermenistan'dan geri aldığı İran sınırındaki Abend bölgesiyle güney sınırının alındığı resmi olarak da açıklanmış oldu. Abend sınır kapısını görüyorsunuz. Yine bir diğer gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırılar ile krizi başlatan Ermenistan'ın Sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu dile getirdi. Yani adeta İran'a tokat attı diyebiliriz. İran'a sert bir mesaj verildiğini görüyoruz ki gerçekten ben de bekliyordum artık İran'a karşı bir hamle gelmesini. Son durum haritasına bakalım. Çok sık soruyorsunuz dostlar hangi siteden bakıyorsunuz diye. Siz de Azerbaycanlı bir yazılım mühendisinin yaptığı siteden bakabilirsiniz. Sitenin ismini görüyorsunuz. Burada köy isimleri tek tek yazıyordu. Fakat şu an neden yazmıyor bilmiyorum. İşgalden evet tıklayınca yazıyormuş. Eskiden normalde üzerinde direkt yazıyordu. Dikkat ederseniz burada güney sınırının tamamen kurtarıldığını görüyoruz. Yani artık Dağlı Karabağ'ın İran ile olan sınırı tamamen Azerbaycan'ın kontrolünde bu şekilde olduğunu görüyoruz ki bakın dikkat ederseniz resmi olarak hala Kubatlı alınmamış gözükse bile Azerbaycan ordusunun Laçin'e 9 kilometre yakınlıkta olduğunu da belirtelim. Dediğim gibi siz de bu harita üzerinden detaylı olarak bakabilirsiniz. Şu an herhalde aşırı yüklenmeden dolayı size de bir sıkıntı var. Bir diğer haberimizde ise Azerbaycan ordusunun 8 Ermeni teröristi yakaladığı aktarılmış. Burada Azerbaycanlı askerler yakaladıkları Ermeni teröristlere Karabağ Azerbaycan'ındır sloganlarını okutturmuşlar daha doğrusu söyletmişler. Yine savunma politikası analisti Turan Oğuz'dan açıklamalar geldi. Kendisine Bayraktar TB2 Siyalar neden Karabağ'da adeta görünmez oldu şeklinde bir soru sorulmuş. Turan Oğuz'un cevabı S-300 ve 2K-12 Kub 180 km bölü saatten yavaş uçakları tespit edebilseler bile bir hata olarak algılayıp takip edemiyorlar. Bayraktar TB2 ise 130 km bölü saatten yavaş uçabiliyor. S-300'lerin bu hatasının Rus hava savunma sistemlerinin eğitim ve kullanım kitapçıklarında dahi yazıldığını belirtmiş ayrıca elektronik karıştırma sadece Suriye'de kullanıldı Karabağ'da elektronik karıştırma yapılmadı şeklinde de eklemiş bilindiği gibi Suriye'de pansilleri keklik gibi avlamıştık bununla ilgili daha önce Selçuk bayraklardan bir açıklama gelmişti Siyan'ın sırrı uçuş bilgisayarının içindeki gömülü yazılımda 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızda görev yapıyor biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa gereken her yerde her zaman o mübarek bayrak işte bu bayrak şeklinde C kodlarının arasına yazılmış bir yorum satırını paylaşmıştı. Siyah demişken Libya'dan bir haber aktaralım. Libya ordusu çatışmalar sırasında düşürülmüş Birleşik Arap Emirlikleri tarafından alınarak darbeci Hafter milislerine verilen Çin üretimi Wing Lung insansız hava aracının enkazına eş güneyinde ulaştı ki gerçekten açıkça söylemek gerekirse çok ilginç bir gelişme. Çünkü Eşşüveyrik bölgesi tampon bölge yani aynı zamanda Hafter güçleri de orada sık sık devre atıyor. Bunca ay 6-7 ay boyunca nasıl kimse bu İHA'yı fark etmemiş olacak iş değil. Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamalarına bakalım. Mevcut formata 3. ülkelerin dahil olması tarafların siyasi iradesine bağlı. Bu taraflar Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmazlıkların çözümüne katkı sunma, veya arabuluculuk yapma ancak iki tarafında rıza göstermesiyle mümkün olur. Yani kısaca Türkiye'ye sen gelme demek istiyor. Yine Kırım'daki Ermeniler Karabağ savaşmaya gönderiliyor. Süreç Kırım'ın sözde Cumhurbaşkanı Aksenov tarafından yürütülüyor. 5 Ekim'den bu yana Kırım'dan 150'den fazla Ermeni Rusya'nın farklı şehirleri üzerinden oradan Gürcistan'a ardından ise Erivan'a geldi. Erivan'dan da Karabağ gönderildi. Dün sizlere Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 6 madde saydığını söylemiştik. Bununla ilgili gerçekten de Savunma Bakanlığı bir broşür paylaştı. Birinci madde gönüllü birlik oluşturma, komutan seçimi, askeri bir birime başvurma, eğitim süreci, cepheye gidiş ve zafer şeklinde bir paylaşımda bulunmuşlar. Yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Sedat Önal Başkanlığı'ndaki bir heyet Suriye ve Libya konularını görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Rusya'dan yapılan açıklamada görüşme konuları arasında Dağlık Karabağ'ın olmadığı belirtildi. İran'dan bir haber aktaralım. İran dün başlattığı tatbikata bugün de devam ediyor. Çok sayıda video paylaşıldı. İran'ın tatbikatı tüm ülkeyi kapsıyor. Paylaşılan videodaki tatbikatın yapıldığı konum ise büyük ihtimalle İran'ın yaz bölgesinde. Çünkü buradaki Tuz gölüyle eşleşiyor. Yine İran'da Karabağ için güvenli bölge önerisi gündeme geldi. Gerekçe olarak ise şunları yazmışlar. Türkiye Suriye'den getirdiği cihatçılarla bölgeyi güvensizleştiriyor. Türkiye Hazar Denizi'ne ulaşarak İran ve Rusya'nın arasına giriyor şeklinde bir İran sitesinde haber paylaşılmış. Önce İranlılar internet sitesi yapmayı öğrensin. Siteye baktığımızda gerçekten de Hypertext Markup Language yani HTML ile çok dandik bir site yaptıklarını görüyoruz. Ve bu site bir haber sitesi düşünün yani. Rusya'dan ilginç bir gelişme aktaralım. Ruslar normalde kargo uçağı olarak kullanılan il 76 uçaklarını Bombardıman uçaklarına çevirmeye başladı. Gerçekten ilginç arkadaşlar kimse bunu beklemiyordu. Yine Rusya'da Devlet Duması Savunma Komitesi birinci Başkan Yardımcısı Andrei Krasov Rus ordusunun Karabağ'da kullanımının planda olmadığını belirtti. Yine Rusya Başbakanı Misuşdin Kuzey Kutbundaki askeri varlığını arttırmamız gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Mısır'dan bir haber aktaralım. Mısır'da darbeci Sisi... Son 10 günde 49 kişi idam etti. Fatih Dönmez'in açıklamaları ile videoyu noktalayalım. Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz keşfi 8 ila 9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip. Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ise özellikle Selçuklu bir alanından umutluyuz şeklinde açıklama yaptı. Evet dostlar haberlerin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.